Selam hürmetli finansçılar. Lagraj ve kriyonat yönelmelerini integral usulları bilen tanışalımız. Başta konusunda yönelme verirken basit. Eğer bu yönelmede x'in koeffisiyenti aynen y şirketi teyim olmasa, bunda yönelme Lagraj yönelmesi deyilir. Ve yönelme başta konusunda parametre konusunda ifade olunur. Koydaki masalarını kararımız. Yönelmenin ümumi geçimini topşik talep edilir. Yönelmenin parametre şekilde yazarız ve ikinci teylemanı diferansiyallayırız. Birinci teylemada gelip çıkartan bağlanışka sablangan diferansiyalını getirip koyarız. Ve sadalaştırgandan sonra x'e nisbatan çizikli teylemanı hazırlarız. Bu teylemanın ümumi geçimi yukarıdır. Yani x'in p parametre arkalı ifadesini taptık. Bu ifadeni ikinci teylemaya getirip koyup x'in örneğe sadalaştırgandan sonra y'nin şu parametre arkalı ifadesi anıklanır. Topilgan funksiyalarni birgalikda yozib, bergan tenglamaning parametr shaklidagi umumiy yechimini hosil qilamiz. Ikkinchi holatni ko'rib o'tamiz. Ya'ni, mana shu tenglamada x ning koeffitsiyenti aynan y shtekka teng bo'lgan hol. Bu tenglama Clairaut tenglamasi deyiladi. Uni parametr tasviri mana shu shaklda. Quyidagi masalani qaraymiz. Mana shu tenglamani umumiy yechimini topish talab etiladi. Parametr shaklida buni yozamiz. İkinci teylemanı diferansiyallaymiz ve bu asosiy bağlanış. Yani birinci teylemadan kelib chiqadigan mana shu kursdagi asosiy bağlanışın chap tomoniga keltirib qo'yamiz. Soddalashtirgandan so'ng biz quyidagi tenglikni hosil qilamiz. Bunda ikkita hol bo'lishi mumkin. Birinchi hol dependentga teng. Ya'ni p o'zgarmas son. Bu sonni pc'ni teylemaga keltirib qo'yish natijasida berilgan tenglamaning umumiy yechimini hosil qilamiz. İkinci hol, x-2p 0'a teng bo'lgan hol. Bundan x'ni topamiz ve topilgan x'ni buraya yerga keltirib qo'yib, biz parametre shaklidagi yechimni hosil qilamiz. Bu yechimdan parametre yo'qotish imkoniyati bor. Parametre yo'qotish natijasida biz mana shunday y barobar 1 taqsim 4 x kvadrat ko'rinishidagi yechimni hosil qilamiz. Bu yechim Clairaut tenglamasining maxsus yechimi bo'ladi, chunki bu yechim umumiy yechimdan kelib chiqmaydi. Şunu eslatib o'tish kerakki, mana Clairaut tenglamasining umumiy yechimi to'g'ri sig'imlar oilasidan iborat. Endi maxsus yechimni topish usullari bilan tanishamiz. Bizga mana shu ko'rinishdagi tenglama berilgan bo'lsa, bu tenglamaning maxsus yechimini topish uchun biz mana shu sistemani tuzishimiz kerak. Ya'ni y shtrekdan p bilan almashtirib yozamiz va uni p bo'yicha diferansiyallaymiz. Ama bu sistemadan p'ni yo'qotish natijasida qandaydir funksiya hosil bo'ladi. Bu funksiya berilgan tenglamaning maxsus yechimi bo'lishini aniqlash uchun urinish shartini bajarishni tekshirish kerak. Bu yerda ym mana shu p'ni yo'qotish natijasida hosil bo'lgan funksiya, yx esa berilgan tenglamaning umumiy yechimi. Quyidagi masala berilgan bo'lsa tenglamaning umumiy yechimini topish talab etilyapti va maxsus yechimini topish talab etilyapti. Y'ni y bo'yicha yechamiz. Y'ni p'ni olib, uni parametr shaklida ifodalaymiz. Va birinchi teylemadan kelib chiqadigan asosiy bog'lanishning chap tomoniga uni diferansialini hisoblab keltirib qo'yamiz. Va soddalashtirgandan so'ng mana shunday ifoda hosil bo'ladi. Birinchi ko'paytirish 0 ga tenglashtirish natijasida biz y barobar minus 1 ni hosil qilamiz. P'ning minus 1 qiymatini tenglamaga qo'yib, y barobar minus x plus 1 taqsim 4 ko'rinishidagi funksiyani hosil qilamiz. Bu tenglamaning yechimi bo'ladi. Ikkinchi ko'paytiruvchi 0 ga tenglashtirsak, bu biz o'zgarishlari ajralgan tenglamani hosil qilamiz. Uni integrallash natijasida quyidagi yechim hosil bo'ldi. Bundan p'ni x va c orqali ifodalab tenglamaga keltirib qo'yish natijasida berilgan tenglamaning umumiy yechimini hosil qildik. Demak, biz hozir tenglamani bitta yechimini topdik va umumiy yechimini topdik. Endi topilgan bu funksiya shu tenglamaning maxsus yechimi bo'ladimi yo'qmi uni tekshiramiz. Buning uchun mana shu sistemani tuzamiz. Sistemani tuzdik. Ikkinchi tenglamadan biz p teng 0 yoki p teng minus 1 hol kelib chiqadi. Agar p 0 ga teng bo'lsa, p ni 0 qiymatini qo'ysak, y barobar minus x
funksiyası bo'ladi. Bu funksiya berilgan teylamani qanoatlantirmaydi. Shu sababi bu yechim bo'lmaydi. İkinci p minus 1 bo'lganda biz y barobar minus x plus 1 taqsim 4 ko'rinishidagi funksiyani olamiz. Ko'rib turibsiz, bu birga bo'lib qoldi. Endi mana shu funksiyani maxsus yechim bo'lishini tekshirish uchun urinish sharti bajarilishini tekshirish kerak. Mana urinish sharti yozildi. Bundan c'ni ikinci teylamada ifoda birinci teylama qo'ysak biz hakikaten şunday funksiya olsak. Y barobar minus x. Demek bana bu funksiya verilgen teylemanın maksus yeçimi iken. Bu yeçim x ten x0 kıymeti de, senin başta kıymeti de bu funksiyaya urma buladı. Masala içildi. İkinci masalada faraymız. Y üçtörtünün kvadratı minus y kvadrat negin 0 kürsüye teylemanın maksus yeşimi topuş talep etirken olsun. Bunu sisteme tutamız. Bundan ikinci teylemanın p 0 demek y teyin 0. Y teyin 0 yeşim olsa buldu. Funksiyon olsa buldu. O sürü geçeceğiz. Y 0 ile teyleman keltip koysak bu kanatlandırdı. Demek topulgen funksiyon belirli teylemanın maksus yeşimi bulandı. Dikkatiniz için rahmet. Sağ olunlar.